Önümüzdeki hafta neler getirecek? Amerika'nın başlıklarında neler var Ali Çınar? Şimdi iş gündeme baktığımızda kürtaj yine hala ana gündem maddelerinden. Aynı şekilde silah şiddeti, 6 Ocak kongre soruşturması, kongre hala Başkan Trump'ın 6 Ocak kongre baskınında hatalı olduğu ile ilgili birçok şahidi kongreye çağırmaya devam ediyor. Aynı şekilde göçmenlik sorunu maalesef Amerikan medyasında çok gündeme getirilmedi veya çok konuşulmadı. Ama Teksas'ta 53 kişinin hayatını kaybettiği, tıra saklanmış ve canına mal olmuş bu olay gündemde olmadı. O nedenle cumhuriyetçiler sert şekilde Başkan Biden'ı eleştirmeye devam ediyorlar. Yani düşünsenize 53 tane veya 60 tane bir göçmenin Türkiye'de bir tırın içinde hayatını kaybettiğini haberini Amerikan medyasında yoğun olarak görürdük. Ama Amerika kendi içinde bu konuyu çok önemli olarak tartışmadı açıkçası. Tabii göçmenlik konusu da gündemde iç politikada. Başkan Biden'ın da programına baktığımızda ekonomi en önemli başlık olacak. Çünkü hala senin de dediğin gibi gıda, petrol fiyatları olmak üzere ciddi şekilde sıkıntılar devam ediyor. Bununla ilgili de mücadele içinde Başkan Biden ve yönetimi de ekonomik anlamda ajandasına devam edecek. Tabii dış politikada Ukrayna en önemli başlıklardan. Dün Amerikan Savunma Bakanlığı 820 milyon dolarlık yeni bir askeri desteğin Ukrayna'ya verileceğini açıkladı. Çin'le ilgili bazı gelişmeler var. Amerikan Kongresi'nde Çin rekabet yasasının geçirilmesi konusunda iki parti anlaşmaya çalışıyor ama sıkıntılar var. Hatırlanacağı üzere NATO'da ilk defa Çin'i dolaylı olarak tehdit gördü. Yani Çin ittifakı bölmeye çalışan uluslararası düzeni baltalamakla suçladığı bir konuma getirdi Çin'i. O nedenle Başkan Biden'ın Çin'le ilgili bilhassa Çin-Amerikan ticaretiyle ilgili ve Trump döneminde Çin'e uygulanan bazı tarifelerin revize edilmesi konusunda çalışmalar var. Hatta bir iki hafta içinde Başkan Biden'ın Çin Devlet Başkanı ile de konuşması bekleniyor. Yani genel olarak dış politikada Ukrayna, tabii ki NATO hala konuşulacak ve aynı şekilde de Çin konuları gündeme gelecek. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Geçen programda konuşmuştuk. Başkan Biden'ın bu ay içinde Temmuz'un ortasında İsrail'e ve Suudi Arabistan'a seyahati olacak. 13 ve 15 Temmuz'da gözler bilhassa Başkan Biden'ın Suudi Arabistan gezisinde Prens Salman'la da görüşecek. Ve buradaki amacı da petrol kriziyle ilgili Suudilerden destek bulmak. Orta Doğu gezisi de önemli olacak. Çünkü hala Başkan Biden'ın Orta Doğu politikası net değil. Bu konuda da Biden'a eleştiriler geliyordu. O nedenle hem Körfez ülkeleriyle hem de İsrail'e ziyareti dikkatlice tabii takip edecek uluslararası kamuoyunda da. Şimdi Ali Çınar, sen Amerika gündemini ve önümüzdeki hafta muhtemel konuşulacak konu